Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda su para yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir ayet denemesinin fizik sorularının çözümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, teşekkür edip selam yollamayı da lütfen unutmayın. Düzgün türdeş bir çubuk K ve L itleriyle şekildeki gibi dengede tutulmuş. Bu durumda K ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü TK, L ipindeki gerilme kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğü T olmaktadır diyor. Buna göre L ipi çubuğun ucuna kesikli çizgi ile gösterildiği gibi bağlanıp denge sağlamında TK ve T nasıl değişir diyor. Yani torku soruyor. T nasıl değişir diye derken torku kastediyoruz. Bu durumda bakın zaten çubuğun ağırlığı tam orta yerden aşağı G olarak gösterilir. Çubuğun ağırlığının K'ye, K ipine uzaklığı B, L ipine uzaklığı A olsun. L ipini biraz sonra şuraya bağlayacağız kesikli yere. Hemen O'ya göre tork alalım. G çarpı B aşağı doğru çünkü dengede diyor bakın. Denge sağlandığı için aşağı doğru G'nin ağırlığı yukarı doğru L ipinde oluşan gerilmenin torkuna eşit olmalı. Yani L ipindeki gerilmenin O'ya göre torku da TL çarpı O'ya uzaklık A artı B'ydi. Bu durumda zaten G sabit. G'nin O'ya yani K ipine uzaklığı sabit. Bunlara dokunmadık ama L ipini biraz daha sağa bağladığımızda A uzaklığı artmış oluyor. A uzaklığı artar fakat B uzaklığı sabit. Ona hiç dokunmadık bile şurada. Bu durumda şu ifade artmış oluyor. TL bu ifadeyle çarpım halinde olduğu için TL'nin azalması gerekir. Yani TL azaldı. Yine sistem dengede olduğu için yukarı doğru TK ve TL iplerinin toplamı aşağı doğru cismin ağırlığına eşit olmalı. Cismin ağırlığı sabitti. TL ip gerilmesi azalırsa TK ip gerilmesi artar ki zaten bunu sormuş. Cevap A ile B'den biri olmalı. Yine şurada diyor ki gerilme kuvvetinin o noktasına göre torkunun büyüklüğü hangisinin TL'nin? L ipinde oluşan gerilmenin O'ya göre torku TL çarpı A artı B'ydi. Ya bu neye eşitti? Yukarıda bulduğum gibi bu da G çarpı B'ye eşit. Ağırlık sabit. Ağırlığın K ipine O'ya olan uzaklığı sabit. O halde şu ifade sabit. Zaten şu ifade TL çarpı A artı B T'ydi ya. Torktu yani. Bu durumda torkumuz da sabit olmalı. Cevap T2 artar. T değişmez. B de bulunmaktadır. Hava direnci önemsiz ortamda noktasal bir cisim K noktasından yatay doğrultuda ve X büyüklüğünde hızla atılıyor. Cisim şekildeki yörünge izleyerek T süre sonra L noktasına düşüyor. Buna göre cismin T sürede M noktasına daha uzak bir yere düşmesi için. Evet. L'ye olan uzakla x diyoruz menzil. X'i artırmak istiyoruz. X'in formülü ne? X'i kim alır? Vx alır. Ne kadar sürede? T sürede. Ya T sürede M noktasına düşmesi için diyor. T'yi sabit almalı o zaman. T sabitse X'in artması için Vx'in artması gerekir. Vx'i artırmak doğru oldu. H yüksekliğini artırmak. Ya bakın H eşittir 1 bölü 2 G T kareydi. Zaten bakın T sabit ha. Sen H'yi artırırsan ne olur ki? Normalde G sabit olduğundan T'nin artması gerekiyor doğru mu? Oysa ki bana T'yi sabit al demiş. Bunun bir anlamı yok. Ya bu T'yi değiştiriyor. Oysa ki T'nin değişmemesi gerekiyordu. Yine H eşittir 1 bölü 2 G T kareydi ki çekimi ümesini azaltalım. Evet ortamın çekimi ümesini azalttığımda. H sabit aynı yüksekten atlıysam T azalır. Ama zaten soruyu soran T sürede demiş. Yani T'yi sabit al demiş. H yüksekliğin artması, çekinmesinin değişmesi bunlar süreyi etkiler. 1 ve 3 aradığım cevap olmayınca da yalnız 2 aradığım cevap olur B'yi işaretlerim. Yer çekiminin ihmal edildiği ortamda sayfa düzleminde şekildeki bir yönlenmiş elektrik alan ve manyetik alan oluşturulmuştur. Pozitif yüklü K parçacı ile negatif yüklü L parçacığı şekillerde gösterildiği gibi alanlara paralel şekilde ve hızıyla gönderiliyor. Buna göre K ve L parçacıklarının elektrik ve manyetik alanlarda hızlarının büyüklüğü nasıl değişir diyor ki elektrik alan artıdan eksiye doğrudur. Elektrik alançıları hep artı yüklerden çıkıp eksi yüklerde sonlanırlar. Bu durumda. Sol taraftaki elektrik an artıdan çıktığı için burayı artı büyük gibi düşünecek olursam artı artı Q'yu hareketiyle aynı yönde iter. Bir cisme hareketiyle yani hızla aynı yönde kuvvet uygulanırsa bu cisim hızlanır. Yani K'nin hızı artar. Bu K cismi olduğu için K'nin hızını artmış olarak aldı. Manyetik alana giren parçacıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin formülü F eşittir B Q çarpı V'dir. Ve burada hem F hem B hem de V'nin birbirine dik olması gerekiyor. Sağ el kuralından anlaşılacağı üzere. Dolayısıyla F, B ve hız birbirine dik olmalı. Bakın zaten burada hız ve manyetik alan birbirine paraleldi. Hız ve manyetik alan birbirine paralelse kuvvetin yönünü bulamayız. Yani kuvvet uygulanmaz ki yönünü bulayım. Bu durumda kuvvet sıfır olur. Böylelikle L'ye etkiyen net kuvvet sıfır olduğundan L de sabit hızlı bir hareket yapacaktır. L'nin hızı değişmeyecek. K'nin artacak. Cevap B seçeneğinde yer almalı. Yatay düzlemde bir ipin ucuna bağlı bilye O noktası çevresinde okla gösterilen yönde düzgün çemberli hareket yapmakta. Buna göre bilye 1 bölü 2 devir yaptığında. Bakın bilye bir tur atarsa aynı yere gelir. Ama yarım tur atarsa, 1 bölü 2 tur atarsa tam karşısına gelir. Yani 180 derecelik bir açı tarar. Bu durumda konum vektörü öncekiyle aynı mıdır diyor. Başlangıçtakiyle aynı mıdır? Konum vektörü ilk durumda O'dan 1'ye çizilen şu vektör x1 olsun. İkinci durumda ise yine denge konumundan yani O'dan başlangıçtan referans noktasından 1'ye çiziliyor x2. Evet bunların büyüklükleri eşit. Fakat yönler farklı yani yönler aynı değilmiş. Çizgisel hız ise bilye bakın aşağı doğru geliyor. İlk durumda çizgisel hızımız aşağı doğru. ikinci durumda ise yukarı doğru. Çünkü şöyle dönecek ya. Bu durumda çizgisel hızların yönleri birbiriyle aynı olmadı. Açısal hızın yönü ise yine sağ el kuralı ile bulunuyor. Dört parmak dönmeyi yani çizgisel hızın yönünü göstermeli. Baş parmak ise açısal hızı göstermeli. İlk durumda V1 hızıyla aşağı doğru ekranın aşağısına doğru hareket etmekte. 4 parmak ekranın aşağısını gösterdiğinde baş parmak ekranın işini gösterir ki bu da açısal hızın yönü oldu. ilk durumdaki yönü. İkinci durumda hızımız yukarı doğru. Yani şöyle dönmek istiyor. İkinci duruma geldiğinde yukarı doğru çıkmak istiyor. 4 parmak ekranın yukarısını gösterirse yine sağ elin 4 hep el parmak. Yalnız sağ elin 4 parmağı ekranın yukarısını göstersin. Sol eli kullanmayın sağ elin dört parmağı ekranın yukarısını gösterirse baş parmakta ekranın içini gösterir. Bu da açısal hızın yönü olur ki açısal hızın yönü her iki durumda da ekranın içine doğru. Yani yönler aynı. Yön başlangıçtaki ile aynı olduğu için cevap yalnız 3 açısal hız şeklinde olmalı. Bu da cihatça fizikte yer almalıdır. Sürtünmeli bir eğik düzlemin üst ucundan serbest bırakılan, bakın şöyle sürtünmeli bir eğik düzlemimiz var. Ve bunun üst ucundan bir cisim serbest bırakılıyor. İlk hızımız sıfır yani. Harekete geçerek alt ucuna doğru ilerliyor. Şöyle aşağılara doğru ilerliyormuş. Aşağıya doğru ilerlediğine göre bu kütlenin aşağı doğru ağırlığı mg olsun. Şu açıda da alfaysa şayet bu mg'nin iki bileşeni var. Biri şu mg sinüs alfa şeklinde yazılır. Diğeri de şu bileşen. Bu da Mg kosinüs alfa şeklinde yazılacaktır. Zaten sürtünmeli olduğu için dikkat ederseniz eğik düzlem tarafından cisme harekete, cismin hareketine zıt yönde bir sürtünme kuvveti etki eder. Bakın eğik düzlem tarafından cisme etki ediyor bu. Eğik düzlem üzerinde bulunan cisme eğik düzlem tarafından Eğik düzleme etkiyen kuvvet sürtünme kuvveti felse. Sürtünme kuvveti bir etki tepki kuvvet çifti olduğu için de kutu tarafından eğik düzleme ters yönde bir sürtünme kuvveti etki etmiş olmalı. Neden mi? Şu etki ise bu tepki olmalı. Çünkü sürtünme kuvvetleri bir etki tepki kuvvet çiftidir. Haliyle eğik düzlem tarafından kübe etki ediyordu bu kuvvet. Yine küp tarafından da eğik düzleme etkiyen sürtünme kuvveti. Bunların yönleri birbirlerine zıt olmalı. Çünkü etki ve tepki kuvvetlerinin yönleri zıttır. Cisme etkiyen net kuvvet cismin hareketi yönündedir. Ya cisim aşağı doğru geliyor ya aşağı doğru gelebilmesi için hareketiyle aynı yönde bir kuvvetin olması gerekiyor. Bu durumda net kuvvet cismin hareketiyle aynı yöndedir. Bir doğru oldu. Bakın eğik düzleme etkiden sürtünme kuvveti şuymuş. Eğik düzleme etkiyen sürtünme kuvvetinin yönü Cismin hareketine zıttır. Hayır. Cisim şu tarafa doğru hareket ediyordu. Bakın hareket yönüyle sürtünme kuvvetinin yönü aynı zıt değilmiş. 2 yalan oldu. 3. Cisme etkeden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığından küçüktür diyor. Aşağı doğru hareket edebilmesi için mg sinüs alfanın fs'den yani sürtünme kuvvetinden büyük olması gerekmez mi? Gerekir. Bakın ağırlığın bir bileşeni sürtünme kuvvetinden büyükmüş. Ağırlığın bir bileşeni sütülme kuvvetinden büyükse ağırlığın kendisi sütülme kuvvetinden hayda hayda büyük olur. Yani şöyle yazabiliriz bakın şunu. G sinüs alfa büyüktür fs. Sinüs alfa sıfırla bir arasında değerler alır. Yani örneğin şuraya 0.5 diyecek olayım. G çarpı 0.5 yani G bölü 2 fs'den büyükmüş. Yani G'nin yarısı fs'den büyüktür. O halde bu durumda genin tam fesheden bayağı bayağı bir büyük olur. Bu durumda cismi etkiyen sürtünme kuvveti de cismin ağırlığından küçük olur. 3 doğru oldu. Cevap nerede? Cihatça fizikte. Cihatça fizik doğruların peşinde. Bir inşaat işçisi şekildeki el arabasını kullanarak ağır bir taşı bir yerden başka yere taşımak istemektedir. İşçi bu işlemi yaparken kuvveti K, L ve M notalarının birinden uygularken taşı arabanın P, R, v, S bölgelerinin birine yerleştirecektir. Taş buralarda bir yerde. Yani yükümüz buralarda olmalı. Nerede olduğunu bilmiyorum. P olarak işaretledim. Ama kuvvet de KLM noktalarından birine uygulanacak F diyelim. Buna göre işçinin bu işi en küçük kuvvetle yapması için kuvvetin uygulama noktası ile taşı yerleştireceği bölge aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bakın şuraya göre tork almalı. Tekerleğin dönüşün sağlandığı yere tekerleğin olduğu yere göre tork alacağım. Yani şu uzakla x diyelim. F'nin şu uzaklığına ise şu uzakla şuradan şuraya olan uzaklığı ise y demiş olayım. Bakın tork alıyoruz. F çarpı F'nin uzaklığı y eşittir. P çarpı P'nin uzaklığı x. F'nin çok küçük olmasını istiyorum. O halde F'yi yalnız bırakayım. F eşittir. P çarpı X bölü Y. F en küçük olmalı ki en küçük olmasını istiyoruz. Ağırlığımız P sabitti. F'nin en küçük olması için X'in en küçük. Y'nin de en büyük uzaklık olması lazım. X şu. X'in en yakında yani S'de olması gerekiyor. X uzaklığı çok küçük. Bu durumda yük S'de olmalı en yakın uzaklık olur. Çünkü y ise en uzak, y ise f'nin uzunluğuymuş. Yani f de k'ye uygulanmış olmalıdır. f k'de yüksede ama cevap da a'da. Selim bir simülasyon aracı kullanarak tek dalga boylu ışıkla çift yarıkta girişim deneyi yaptığında perde üzerinde oluşan saçaklardan ardışık 2 karanlık saçak arası mesafe x kadar oluyormuş. Daha sonra simulation aracında bulunan değişkenlerden iki tanesini peş peşe değiştirdiğinde x'in değerinin tekrar ilk durumdakine eşit olduğunu görüyor. Yani ilk durumdaki x1 son durumdaki x2'ye x'e eşit. Saçak genişliği diyelim biz buna delta x'miş. Bunlar eşit yani. Buna göre Selin simülasyon aracında işlemlerinden hangilerini peş peşe yapmış olabilir? Bakın delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı havaysa şuraya 1 yazarım. Ama havadan farklı bir sıvı kullanılmışsa fant ile perde arasındaki ortamın kırıcılık indisi değiştirilmişse orada n yazarım. n olarak yazdım. Bu durumda delta x'in aynı kalmasını istiyorum. Işığın dalga boyunu arttırırsak ışığın dalga boyu artınca d ya da n de aynı oranda artmış olmalı ki Lambda'yı D veya N'ye böldüğümüzde sonuç değişmemeli. Azaltmak demiş. Yalan bu ya. O zaman 2 olmadı. 1 olmazsa 2 de olmaz. 3'e ve 4'ü inceleyelim o halde bakın. 3'te diyor ki ışık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak. Bu parlaklı etkiler. 4. yargıya geldi sıra. Yarık düzlemiyle P'de arası uzaklığı azaltmak. Yarık düzlemiyle P'de arası uzaklık L'dir. Bunu azaltırsam D'yi ya da N'yi azaltmak gerekiyor. Evet. Den azal diye burasıydı. Bu durumda 2 ve 4 aradığımız cevap olur. Cevap D'de 1 ve 4 olarak işaretlenebilir. Etkin gerilimi ve olan bir alternatif akım kaynağı giriş ve çıkış sarım sayıları NK ve NL olan ideal bir transformatör ve bir R direnci kullanılarak oluşturulan elektrik devresi şekildeki gibi. Buna göre direncin uçları arasındaki potansiyel farkın etkin değerini V'yi ve E'yi arttırmak için ne yapmak lazım diyor. İdeal transformatörde ideal olsun olmasın fark etmiyor. Potansiyeller sarım sayılarıyla orantılıdır. Farada yasası gereği. Bu durumda V bölü VE yani girişteki potansiyelin çıkıştaki potansiyele oranı eşittir. Girişteki sarım sayısının çıkıştaki sarım sayısına oranla. Ve e'yi artırmak istiyorum. Bu durumda ve'yi artırabiliriz. Bunlar sabit kalırsa. O halde ve artırılabilir. Ve sabit ve artmışsa şu ifade ve bölü ve ifadesi azalır. E karşısındaki ifadenin de azalmış olması gerekiyor. Bu da nk sarım sayısının azalacağı n ile sarım sayısının arttığı anlamına gelmekte. 2 ve 3 aradığım cevapların içerisinde bulunmakta. 1 ve 2, 1, 2 ve 3'ün birlikte bulunduğu seçenek de E olmakta. E'yi de işaretleyelim hemen. Derinliği her yerinde aynı olan sabit derinlikteki dalga leğeninde engeller konularak V1 ve V2, omega 1, omega 2 diyelim. Genişinde aralıklar oluşturuluyor. Doğrusal dalga kaynağının oluşturduğu lambda dalga boylu dalgalar Aralıklardan geçtikten sonra görünümleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bakın lambda dalga boylu dalgalar omega 1 aralığından geçtiği zaman dalgalar dairesel bir hal almaktan şişmekte. Bu da kırınımın gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Kırınımın şartı şudur. Lambda büyüktür omega 1 olmalı ki dalgalar şişip dairesel bir hal alabilsin. Su dalgaları omega 2 aralığından geçerken ise herhangi bir değişiklik olmamakta olduğu gibi geçmekte. Bu da kırınımın olmadığı anlamına gelmektedir. Burada kırınım gözlenmez. Yani kırınım yoktur diyebiliriz. Bu durumda lambda küçüktür omega 2 olmalı. Lambda omega 2'den küçük oldu. Bakın tüm bunları bir araya getirecek olursam lambda omega 1'den büyük fakat Omega 2 lambdadan büyük. Çünkü lambda ondan küçüktü ya. Haliyle omega 2 büyüktür lambda. Bu da büyüktür omega 1 oldu. Bu durumda lambda büyüktür omega 1. Zaten bu evet doğru. Omega 2 büyüktür lambda. Bu da doğru. Fakat omega 1 büyük omega 2 diyor. Küçükmüş ya. Yalan bu ya. Cevap 1 ve 2. Nerede cevap yine? Cihatça fizikte. Yay sabitleri sırasıyla k ve 2k olan eşit uzunluktaki esnek P ve R yayları şekildeki gibi tavana asılıyor. Yayların ucuna özdeş X ve Y cisimleri özdeş olduklarına göre kütlelerini aynı alıyorum. Bağlanım serbest bırakılarak denge sağlanmıyormuş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur ki? X'in ağırlığını MG olarak alalım. Y'nin ağırlığını da MG olarak alıyorum. Çekim ivmesinin aynı olduğunu düşündük. Aynı yerde oldukları için. Bu durumda MGF diyecek olursam Bakın şuradaki mg de f derim. Bu durumda bakın p yayında oluşan kuvvet zaten f olur. R'de oluşan kuvvet de f olur ki f eşittir k çarpı x formülünü hatırlayınız ki f aynı k büyüdükçe x azalır bu durumda. Yani k çarpı x'ten f'yi vermeli. Bu durumda şurasına x desen bir şey olur mu? 2kx olur. Bak f 2kx'e eşit oldu. Ya buradaki f'nin de 2kx'e eşit olması gerekiyor. Bu durumda bu yayda 2x kadar uzar. Yani şu yay 2x uzarken ye yayı ise x kadar uzayacaktır. Bu da x yayının yere daha çok yaklaştığını gösteriyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. 1. P ve R yaylarındaki gerilme kuvvetlerinin büyükleri eşittir. Evet doğru. Her ikisi de aynı kütleyi taşıdığı için yaylardaki gerilme kuvvetleri F'ye eşit oldu. Bir doğru. Aradım cevap. 2. P yayının Esneklik potansiyel enerjisi L'ninkinden büyüktür diyor. Esneklik potansiyel enerjisi E yay. Bu da eşit 1 bölü 2 K x kare şeklinde yazılabilir ki bakın K'ler aynı zaten. K'ler aynı değilse şöyle yapalım. K çarpı x'in karesi yapacağız ki bakın P için yapıyorum. E eşittir 1 bölü 2 K çarpı 2 x'in karesi 4 x kare yapar buradan. E R için yapalım bir de. 1 bölü 2 yay sabiti 2k çarpı uzaklığımız x kare oldu ki şuradaki enerji 4e olursa aşağıdaki enerji 2e olur. Bu da P'nin enerjisinin R'ninkinden büyük olduğunu gösterir. 2 doğru oldu. Üçüncü yargıda ise x ismin yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi yerinkinden büyüktür diyor. Yere göre mi demiş? Bakın denge sağlandığında diyor değil mi? Denge sağlanıyormuş diyor. x 2x kadar aşağı inmiş. Y ise x kadar aşağı inmiş. Bunlar aynı hizadayken bakın şuraya yer x daha çok aşağı iniyor. Y ise daha yukarıda y'ye göre. Çünkü x'in bağlı olduğu yay 2x uzarken y'nin bağlı olduğu yay x uzamış. Hangisi daha yukarıda ya? Bakın potansiyel enerji yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi EP MG H'tı. M kütle sabit, G sabit. H'si büyük olanın P'si daha büyük olur. Bakın x'in h'si şu hx, y'nin h'si yani yerden yüksekliği hy. Ye. hy büyüktür hx olduğundan bu durumda y'nin yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi x'ten daha büyük olur. Onu da şöyle yazabiliriz. e y büyüktür e x şeklinde. Fakat 3. öncülde x'in büyük olduğunu söylemiş. 3 yanlış oldu. 1 ve 2 olaraktan cevap d'de işaretleyelim lütfen. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan özdeş alışveriş arabalarından özdeş dediğine göre yani biri tabii biz dolu sanki bakalım. Şekil 1'deki içi boş arabayı Ali Bey, şekil 2'deki içi dolu arabayı da Berk Bey yere paralel eşit büyüklükte kuvvetlerle eşit süre ok yönünde itiyorlarmış. Yani bunlara eşit kuvvet uygulanıyor. Ali ve Berk Bey tarafından aynı kuvvet uygulandı eşit süre uygulanıyor. T'leri de aynı şekilde yazıyorum. İtme eşittir. F çarpı delta T'di. Her iki durumda hem Ali'nin hem de Berk'in, Berk Bey'in uyguladığı itmeler kuvvet çarpı zamandı. T eşit. İtmeler eşitse bunlar da momentum değişimine eşit olmalı. Ki momentum değişimi zaten son momentum eksi ilk momentumdu ki ilk durumda Araçlar durmakta mı? Evet durmaktaymış. İlk hızlar sıfır. ilk momentumlar sıfır. Bu durumda itmeler son momentumu vermeli. İtmeler eşit diye Ali'nin itmesiyle Berk'in itmesi eşit ve bu da son momentuma eşit. Bu durumda araçların momentumları eşit olur. Bir doğru oldu. Hızları diyor. Şu arabanın kütlesi M olursa şunun kütlesine 2M diyelim. İşi dolu ya ondan dolayı. Bunların momentumları eşit yalnız. Yani Ali'nin arabasının momentumu Berk'in arabasının momentumuna eşit. Fakat kütlemiz M. M çarpı VA eşittir. Niye VA diyorum? Şu VA hızını kazanmış olsun ya. VA diyelim. Şu da VB hızını kazanmış olsun bu durumda. Buna da bu ifadeyi verelim. Bu durumda Berk'in arabasının kütlesi 2M çarpı VB olur ki bakın hızların aynı olmadığını görüyoruz. Şunun hızına VB'ye V diyecek olursam şu hıza 2V derim. Bu durumda hızlar aynı olmadı. Momentumların eşit olabilmesi için Ali'nin arabasının hızı 2V, Berk'in ise V olmalı. Kinetik enerji formülümüz EK eşittir 1 bölü 2 M ve kareydi. Buradan hem Ali'nin hem de Berk'in arabalarının kinetik enerjisini bulalım. Ali'nin arabasının kinetik enerjisi 1 bölü 2 Kütlesi Ali'nin M, arabasının yalnız, çarpı hızı 2V. 2V'nin karesi 4V kare oldu ki ben buna 4 tane 1 bölü 2MV kare diyeyim. Peki, Berk'in arabasının, Berk miydi bu? Evet, Berk'miş. Onun kinetik enerjisi 1 bölü 2, kütlemiz ne? 2M, hızımız da, evet, V kare. V kare aldım. Bu da... 2 tane 1 bölü 2 mv kare eşit değilmiş ya. Bunların kinetik enerjileri eşit değilmiş büyüklük olarak. Cevap yalnız 1 Adana'da yer almalı. Şekilde x, y düzlemine dik ve dışa doğru düzgün ben manyetik alanı bulunmakta. Aynı düzende bulunan ilerken tel çerçeve t eşittir 0 anında şekildeki konumdan 1 metre bölü saniye sabit hızla okla gösterilen yönde harekete geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı 1-3 saniye zaman aralığında. Ya 1 metre bölü saniye hızla geçiyor ya. Bakın 1 saniye sonra burada olur zaten. 1 metre bölü saniye hızla geçtiği için saniyede 1 metre yol alır. Hızı 1 metre bölü saniye olduğu için. Bu durumda t eşittir 0 anında burada. Birinci saniyede 1 metre yol aldığı için buraya gelir. İkinci saniyede 5'e 5. birimde yani 5 metrede 5. metrede 6 6 diyorum. 6. metreye ne zaman gelir? 3. saniye ve 4. saniyede 7. ye gelir. 8. ise 5. saniyede geliyor 8. metreye. 6. saniyede ise 9. metrede olmaktadır. Bakın 1 tire 3 saniye arası diyor. Ya 1 tire 3 saniye arası şu aralar oluyor. Yani buraya girerken yani içine girerken şu bölgeye girerken ifade ediyoruz. Bu bölgeye girdiği zaman manyetik alan bölgesine girdiğinde Manyetik alana giren tel çerçevenin alanı artar. Yani manyetik akı formülümüz B çarpı A'ydı. B manyetik alan büyüklüğü sabit fakat manyetik alana giren şu halkanın alanı arttığından akı artar. Manyetik alandan geçen akı artınca da manyetik alan buna zıt yönde bu akıyı azaltmak için zıt yönde bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan çarpı b üssü şeklinde ve ekrandan içeriye doğrudur. Bu durumda sağ el kuralına göre 4 parmak akımı göstermeli, baş parmak ise b'yi göstermeli. Yani 4 parmak dönmeyi gösteriyor hep. Burada akım dönecektir ya halkadan akım dönerek geçecek. Bu durumda baş parmak b'yi göstermeli. Baş parmak ekranın içini çarpıyı gösterince 4 parmak da saat yönünü göstermeli. Dolayısıyla saatin dönme yönünde bir akım geçecektir ki bir doğru oldu. 1-3 saniye zaman aralığında tel çerçevenin üzerinden saatin dönme yönünde indüksiyon akımı geçer doğruymuş. 3 ve 4. saniyede ise diyor ki akım oluşmaz. 3. ve 4. saniye arasındaki bu 2 ile 3 arası zaten bakın 3. saniye demek. 3 ve 4 arası şurada bu bölgede yani daha manyetik alandan çıkmamış. Manyetik alandan çıkmadığı için fi eşittir b çarpı a formülünden tüm alan manyetik alan içinde hareket ediyor. Alan değişmiyor sabit. B manyetik alan sabit. Haliyle akı da sabit. Akıda herhangi bir değişme olmayınca burada ne bir indüksiyon emekesi oluşur ne de indüksiyon akımı oluşur. Çünkü indüksiyon emekesi E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t idi. Akı değişimi sıfır olunca indüksiyon da sıfır olmalı. İndüksiyon akımı da oluşmaz deriz. İki doğru oldu. Tel çerçeve dördüncü ve altıncı saniyede yani üçten üçe dört arası dördüncü saniye olur. Şuradan şu bölgede çıkarken yani buradan çıkarken alan azalıyor. Alan azalırsa fi eşittir. B çarpı A'ydı. Alan azaldı. Dış manyetik alan sabit. O zaman akı azalır. Akı azalırsa azalan akıyı artırmak için telin içerisinde akıyla aynı yönde önceki manyetik alanla aynı yönde bir manyetik alan oluşur halkanın içerisinde. Buna B üssü diyelim. İşte bu B üssü manyetik alanı sağ el kuralına göre buradan bir akım geçmesine neden oluyor. Baş parmak Yine B'yi 4 parmak iyi gösterirse. Baş parmak ekranın dışını noktayı gösterir. 4 parmak ise saatin tersini dönme olarak dönme yön olarak gösteriyor. Bu durumda buradan çıkarken arkadaşlar indüksiyon akımı saatin dönme yönüne zıt yönde oluşuyor. 3 doğru oldu. Bakın indüksiyon akımının oluşması için akının değişmesi gerekiyor. Akı değişirse bu değişen akıyı eski haline getirebilmek artıyorsa azaltmak, azalıyorsa arttırmak için ikinci bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alanda tel çerçeveden indüksiyon akımının geçmesine neden olmaktadır. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olarak Edirne'de yer alacaktır. K ve noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim herhangi bir anda şekildeki konumda bulunmaktadır. Buna göre cisme ait. Hız, uzanım, net kuvvet. Niceliklerinden hangileri kesinlikle artı x yönündedir? Ya k'ye doğru hareket ediyordur veya l'ye hareket ediyordur. Yani hızının yönü bilinemez. Hızın yönünü kesinlikle artı x yönündedir diyemem. Hızın yönü eksi x yönünde olabildiği gibi artı x yönünde de olabilir. Hızın yönü eksi x yönünde olabilir. Ha keza artı x yönünde de olabilir. Bu durumda hızın yönü için kesin bir şey söylemek mümkün olmayacaktır. Ama uzanım denge konumundan cisme doğru çizilen vektördür. Evet bu uzanım görüldüğü gibi eksi x yönündedir. 2 aradım cevap olmadı çünkü artı x'i istiyormuş. Bir de kesinlikle diyormuş yani. Kesinlikle elediği için hızı eledim. Uzanım zaten eksi x yönündeydi onu da eledim. Net kuvvet ise cisim nerede olursa olsun daima denge konumuna doğrudur. Yani artı x yönündedir. Bu durumda net kuvvet kesinlikle artı x yönünde olunca cevapta da c'de oldu. Sınıfta yapılan basit bir deneyde bir spor ayakkabısı bağcı düşey doğrultu ile teta açısı yapacak biçimde şekildeki konumda tutulurken serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor demek ilk hızın sıfır olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre ayak kabı düşey çizgiyle gösterilen konuma gelirken ayakkabıya ait açısal momentum büyüklüğü demiş L'yi sormuş. Dönme eksenine göre eylem sigmenti I'yı sormuş. Yere göre potansiyel enerji EP'yi sormuş. Hangileri zamanla artar diyor ya. Bak şuradayken yere yüksekliği H1 olsun. Denge şuraya geldiğinde şu noktaya geldiğinde ise yani düşeye geldiğinde yere yüksekliği ise H2 olsun. Bakın potansiyel enerji EP eşittir MGH. H1 H2'den büyük. Yani H azalıyor. H azalırsa potansiyel enerjinin azaldığını gösterir. Artar demiş ama 3 yalan oldu. 3'ü sildim. Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti I eşittir M R kareydi ki bakın şura uzaklık zaten R kadar. Ayakkabı buraya geldiğinde ipin boyu değişmez. Yine R olur. Haliyle ayakkabının kütlesi sabit. Yarı çapı sabit. Yani şurada dolanım yaptığı döndüğü Yarı çap. Ele göre aldım. Şu uzaklık ayakkabının uzaklığı. Ayakkabının döndüğü şu çembersel yörüngenin yarı çapıdır. Bu da sabit. I da sabit oldu. I değişmedi. 2'yi de eledim seçeneklerden. Yalnız şıklar yok ya. Şıklar yok. Cevap ne şimdi bulalım ama. Buna göre ayakkabı düşey çizgi ile gösterilen Konuma gelirken açısal momentumu sormuş. L eşittir. I çarpı omega idi. Omega açısal hız. Ayakkabı aşağı doğru gelince potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Yani ilk hızı sıfır. Ama şuraya geldiğinde bir hıza sahip olacak. Yani hız sıfırdan V'ye artmış olmalı. Hızı artar. Peki V eşittir omega çarpı R idi. Hız artar. Omega açısal hız. Onu bilmiyorum ama R'yi biliyorum. Bak R sabit. R sabit açısal hızı şimdi bildim işte. O arttı. Bakın o halde bu durumda şu ifadeye dönecek olursam. I zaten sabitti bakın buradan. Açısal hızın arttığını şuradan buldum. Açısal hız artarsa açısal momentum da artar. Bir doğru oldu. Cevap nerede? Cevap gizlenmiş. Yani A'da. Yalnız bir olarak işaretleyiniz lütfen. Cevap Adana. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.